Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir heyecan. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçe maçıyla tamamlamış, kupamızı kaldırmış ve sezonu kapatmıştık. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi maçıyla, Zalgiris maçıyla açıyoruz. Şampiyonlar Ligi ile Galatasaray yeni sezon açıyor. Kadrosunu korudu, yeni yıldızları aldı. Tabii ki onlar bu maçta yok. Yani hepsi olmayacak. Icardi falan yok, daha yeni geldi. Ama çok güzel bir atmosfer olacak. Galatasaray özlediği yere, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilecek mi? Bütün coşkusunu sizlere burada aktarmaya çalışacağım. Umarım güzel sonuçlarıyla, eğlencesiyle, en sonunda da turu geçmesiyle keyifli bir video olacaktır. Şu anda gitmiyorum. Tesla şey yaptı, durdu. Şey, şoförsüz araba. Arkadaşlar geldik. Vadi İstanbul'dayız. Gördüğünüz marşlar söyle söyle geldik. Keyifli bir yolculuktu. Boğaz'ı geçtik. Deniz havamızı aldık. Şimdi de maça geldik. Kubilay nerede? Kubilay. Arkadaşlar bu arada Icardi maçta yok ama ben Icardi'nin güneş gözlükleriyle maçta yerimi aldım, totemimi yaptım. Keşke ben de tutamıyorum sadece şu an. Arkadaşlar birazdan sana doğru gideceğiz, atmosferi size göstereceğiz. Kubilay'la bu arada 2006'dan beri tanışıyoruz. 13-17 sene olmuş, bayağı olmuş. Leyden Üniversitesi'nin hukuk fakültesi. Bunu öğrendim. Bu bilgiye sahibim artık. Bunlar da hukuk öğrencileri. Kubi bak. Ultrasan sayesinde, Denizli'de Ultrasan sayesinde tanıştık. Evet, Denizli'nin Ultrasan muhabbetine sabahtan beri bugün 17 yılı yardımcımız. Aynen öyle oldu. En sonunda 11 sene önce maç izlemişiz. Diyerek buradan artık atmosfere, hareketli Galatasaray taraftarı size göstereceğim. Ortamı göstereceğim. Hadi devam ediyoruz. Sıcaktı. Aşırı sıcaktı. Ne yazık ki Mecidiyeköy'de Ali Sami'den sonra oraya gelenleriniz, yaşayanlarınız bilir. Ne güzel mahalle arasında orijinde toplanırsın, marşlar söylenirsin falan. Ancak arkadaşlar telif var diye videoyu kapattım ama başka videoya gidebilirim. Bir video çektirmediler ya. Galatasaray maçlarından, teliften dolayı kurtulamadım. Şunu diyordum. Mecidiyeköy'de o taraftarın sokak arasında bağırması, o birlikte çok iyi. Şu anda etrafı gösteriyorum. Burası Galatasaray Stadı'nın arkası. Vadi İstanbul, alışveriş merkezi ve yaşam alanı ama az önce görüntülerde gördünüz insanların formalarla ne tür mekanlarda yemekler yediğini. O sebepten dolayı kültür değişiyor. Mükemmel bir sıcak var ya valla. O yüzden bir elimi yüzümü yıkadım. Bir de şu alışveriş merkezlerinde şu tuvaletleri hep böyle labirentler arasında uzun uzun koridorlara koyuyorlar ya. Neden? 5 dakikamı yürüdüm ya tuvalete gitmek için. Kaza oldu ya. Şu araba şu arabaya vurdu. Tam stada gidiyorduk. Böyle bir kaos oldu. Çok vurmadı ama. Şimdi stada doğru gidiyoruz. Alışveriş merkezinde bir karnımızı doyurduk. Bir kendine geldik. Bir kaza oldu orada. Az önce bir şeyler oldu ama. Şimdi stada doğru gidiyoruz. Saatlerimiz maça yaklaşık 1 saat 15 dakika var. İçeri girip şimdi içerinin atmosferine bir bakalım nasılmış. Bir gecikme oldu. Normalde Vadi İstanbul'dan stada bir şey var. Hava rayı var. Ama çalışmıyor. Maç günü çalışmıyor. Böyle de ilginç olaylar. Şimdi şu merdivenlere doğru gidip yürüyerek stada geçeceğiz. Şu anki yolumuz bu. Binlerce insan. Hem ring yok, hem havarayı yok. Binlerce insan şu an stada doğru şu zorlu yoldan gidiyor. Evet.
Abi bura hep çivi, buradan girmeyin. Hep çivi. Hep çivi burası. Girmeyin oraya. Girmeden geçin. Oradan yürü. Nefes nefese kaldım, gördüğünüz yolu. Yani şurası yıllardır, şu 12 senelik şu stadın şu yolunu yapamamış olmaları. Yani saçma şey. Başlamışlar biraz yapmaya da bırakmışlar. Ring yok, yani var ama trafik var. Havaray var. Havaray var, o da çalışmıyor. Çok yoruldum. Ve yani bayağı vakit geçti. Maçın başlamasında bir 45 dakika falan var.
Dakika 30, Mertens'in muhteşem golü. Bu arada kötüyüz, hala hani iyi değiliz. Kral topla geldi gol. Bitti 1-0. İyi değiliz yani. Pozisyon etmede çok zorlanıyoruz. Yani top hep çeviriyoruz ama hani son topa, ceza sahasına girme veya şut çekme konusunda biraz kötüyüz bu yarı. Umarım ikinci yarı daha hareketleniriz. Emin değiliz Okan hocam. 35 dakikada bir şey izlemedik. Yani evet, değil. Bu arada ilk maçta dahil gerçekten kötüyüz. Ama toparlanacağız. En azından şu an skor üstünde bizde o gol atma. Simtilseniz o bitti. Çok kolay pozisyona giremiyorlar ama fark açmamız lazım. İkinci yarıya bakalım ne olacak. İkinci yarı başlıyor. Halil çıktı. Yunus giriyor. Bir tarafta. İkinci yarıda skor olarak 3-0 veya 4-0 skor bekliyoruz. Galatasaray'da bence değişikliğini oynayan Çınar 21 numara Halil Dervişoğlu. Kötüydü.
top bekliyor kaç saattir. Atar şu topu ya. Adam o saatten kaçacağım diye. Maç bitti. 1-0 tur geçtik ama kötü oyun. Oyun bayağı kötü. Orta sahanın ikisi de yok. Forvet yok. Muhak etkili olmuş ama çok daha pahalı. Yani şut çekemiyoruz. Son bölüme geliyoruz. Bir şey olmuyor. Kötüydü. Umarım eksikler gelince daha iyi olacaktır. Önemli olan turu geçmekti. Bunu geçtik. Şimdi sıradaki rakibi ve ondan sonraki rakibi bekleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çalışacağız. Ne abi, ayağın girecek yeri. Arkadaşlar. Yani bu çok büyük bir ayıp bu arada yani. Şu taraftara ayıp. Evet, var mı köfte isteyen buyurun. Yarıma bol bol köfte var. Evet, öyle yapalım. Evet, maç sonrası köftesi yiyeceğiz de. Yani şu taraftar şu yolu çık 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 şuraya gidiyor. Yolu gördünüz. Yarım kalmış inşaat, demirler, çiviler. Yazık. Çok yoruldum böyle. Kötü yollardan gittik. Ne bileyim, bazı şartlar kötüydü. Daha iyi olması lazım. Umarım düzelir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz önemli. Eğer siz beğenirseniz bu maç seyirlerinde devamı sene boyunca gelecek. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.